Sağlığın gülmesi çok şey ya. Bak böyle yaparsın olmaz. Çok kusura bakmayın gerçekten. Diyor da şey olacak, arkadan ünlü biri geçti. Babam hipnoz ediyordu. Babam da mutsuz bir ortamda bulunmamak bence çok önemli. Neyse oğlum alevi meseleleri ne biliyorsun oğlum? Şimdi tamam, sen, ben bizim evet. Konuştuk arasında değil mi? Benim hedef şeydi, ilk A4'e girin. Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bahar, yanımda da Yavuz var. Bugün sohbet muhabbet bir video çekeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sorularım var 10 tane, onları soracağım. Böyle, başlıyoruz. Kendini tanıt önce. Merhaba, ben Yavuz Selim. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'ndeyim, şu an hazırlıktayım. Öyle şu an kararlıyım. Evet, şimdi detaylarına ineceğiz. Biraz da sınav YKS psikolojisi hakkında olacak bu. Sene başı ve sene sonu netlerin kaç bandındaydı? Sene sonu, yani sene başı mesela ilk 11'de girdiğim TYT. Evet, onu söyle. İlk 11'de girdiğim deneme, babam dershaneden bir tane deneme almıştı. Hani yüksek yaparsa burs veririz gibi. Oradaki adam babama şey demiş. Yani senin oğlunun lisesindeki oğlunun lisesinin ayarı 70 net falan demiş. Ben Anadolu Lisesi'ne mi? Yok, Fen Lisesi'ne. Bir de Fen Lisesi. 48 ben ama 11 lisesi. Ben öleyim o zaman. Ne, adam öyle demişti. Ben 48 yaptım. Babamın büyük bir hayal kırıklığı. Benim de öyle bir şeydi bu arada. Babamın büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Öyle ilk deneme böyleydi. Ondan sonra 12'nin başlarında yine zorluğa göre değişiyordu. Ama ortalama 60-65 ile başladım. Hı hı. 12'nin sonunda Susan'ı görünce böyle seviniyordum. Hani 85-90 arası. Sen de kaç 80, yaptın? Bizim 12 şeydi oğlum, kazıktı. 71 mi yaptım? Ha, 71. Bu 12'sinde mezunda kaç yaptın? Mezunda 107,5 yaptım. Bence bu arada gayet iyi. Bu arada ilk söylediği 2021. 2021 zaten çok zor. Daha öyle TYT matematik görmedim ben. Kazıktı. Haşırttı bilek oldu. Evet ya. Çok şeydi. İkinci sorumuz, çalışmaya ne zaman başladın? Çalışmaya mezunluktan önce başladım tam olarak. 12'de hiç stabil bir hayatım yoktu. Korona ile birlikte ben de evde çok ders çalışamadığım için sürekli mekan değiştiriyordum. Hı hı. Yurt açılıyordu, yurda kapanıyordu. Bir arkadaşlarla bir eve, ben oraya oradan ve sürekli hiç böyle stabil bir şekilde sadece dershaneye gidip çıktığım bir yılda 12. Hı hı. Mezunda stabil... Çalışmaya mezun sırasında başlayayım. Güzel bir çalışma. Üçüncü sorumuz, uzun minnet duraklaması yaşadın mı? Uzun minnet duraklaması 12'de yaşadım. Yani 65'ten 80'e çıkarttığım zaman netimi, sınava kadar hep 80-85'di netim. Yani Kasım'da Şubat arası full böyle 70-80 arasıydı. O ara bir durakladı bayağı. Ondan sonra yine 80'in üstüne de çok az fazla koyamadım yani. 85 oldu ya, 83-90 diyor. Neydi 75-75? Aynen, hatta o Kasım-Şubat arası işte 70 yapıyordum sürekli. Yani 75'i görme hedefim vardı yani. 75 hedefliyordum yani, öyle aciz bir durumda. 75 hedefliyordum falan. Bu arada aciz değil ya. Ben, oralar çok takıldı. Ben o tam o yakışta herkes takılıyor bence. Beklenti yüksek, tamam mı? Hatta senden dershanede 10'unculuk falan beklerken sen hani sonuçlar aslında ya, benim hedef şeydi, ilk A4'e girin. İlk 100 kişiydi. Vay be, nereden nereye bu arada? Neyse, bu oldu. Kaç mı yaptın, söyledin mi tanıtırken? Yok. Söyle. İlk yıl 56 bin yaptım. 56 bin. İkinci yıl 9 bin yaptım. İyi çekmişsin. Tebrik. Ve ilk sene çalışmamıştı o kadar. Yani. Nasıl olmuş? Aferin lan sana Yavuz. Helal. Helal lan Yusuf'u. Dördüncü sorumuz, başlarken hedefin neydi peki? 12. mezuna karışım. 12. sınıfın başında düzgün bir hedefim yoktu zaten. Yani şeydi, hani sıralamanın kötü gelmesinin sebebi de oydu. Ondan sonra yine mezunda da sürekli bir kararsızlık vardı açıkçası. Hani mühendislik, tıp, babam tıp diyor sürekli. Ben tıp okuyamayacağımı biliyorum ama yerine ne okuyacağımı da bilemiyordum sürekli. Zaten bunu herkes yaşıyor. Hani mühendislik okumak istiyorum ama açık, hani fiziği falan da sevmiyorum. Nasıl yap, zaten nasıl ya, hani burada nasıl çıkacağım bilmiyorum yani aslında. Anladım. Öyle kesin bir hedefim bir ara Gebze Teknik bilgisayardı. Ön Gebze Teknik peki? Kocaeli'nde arkadaşım vardı.
onunla öyle takılırız diye gebze hani o da şeydi yani tamamen. Yani hedefin ne sorusuna sen şimdi şey dediğin zaman bilmiyorum dediğin zaman yüksek dediğin senden, zaman aynen, yargılıyorlar. Hayır hayır. Hedefin ne? Yok. Diyor ki tamam bu hani bundan bir şey olmaz. Ha. Çünkü hedefi olmayan bir yere varamıyor. O yüzden o da hani lafta bir gebze teknik bilgisayar istiyorum şey vardı. Bir ara oydu ondan sonra şeyleri hani ben ne yaparım, neye uygunum, hangi üniversite iyi, hangi üniversite kötü sınavdan sonra bakmaya başladım onlara. Kaçıncı sorumuz? Sınav senenin nasıl geçip geçtiğini kısaca özetlermiş. Yani o 12. sınıf ve mezunu ben zaten biliyorum. Evet. Hani o uzun serüveni kısa 12, bir özet. 12'nin başından mı aldın? Evet, 12'nin başından. 12. sınıfın başı, bak sınav dönemi 11. sınıf Mart'ta korona dönemi girdiğinde araya ben eve geldim. Ondan sonra işte dediğim gibi evde ders çalışamıyordum bir türlü. Sonra dediler ki Osmaniye'de dedemizin bir evi var. Gel buraya burada ders alalım falan filan benim lise arkadaşlarım. Oraya gittik. Orada da olmadı. Ondan sonra Ceyhan'da dershane açıldı. Ceyhan'a gittim. Sonra bir ara yurt açıldı. Yurda gittim. Kasım'da tekrar kapandı. Eve geldim. Evde olmadı. Nisan 1'de tekrar. Bir yıl sonra koronadan. Tekrar yurt açıldı Mart 1'de. Geri yurda gittim. Ondan sonra yurt kapandı tekrar Ramazan'ın ortasında. Bir ara hani böyle iki haftalık uzun kapanma vardı ya. O ara tekrar eve geldim. Sonra yine birazcık evde. Ondan sonra son bir ay Samsun'a gittim. Samsun'da deneme çözdüm. Ama o da tabii bir şeye yaramadı yani son bir ay. Düşün son bir ay. Çaba bir şeye getirmiyor. Mezun senemde de hani baktım son bir ay Samsun'da çalışabiliyorum. Yazın şimdi bir de kötü bir sonuç almışsın. Hani çıkıp Samsun'da ben Samsun'da kalacağım demek biraz şey zordu yani ama çalışabiliyordum orada. Mevzu babamı inandırmaktaydı. Babamı da bir şekilde ikna edebildim. Ondan sonra Samsun'da da hayatım 6.30'da kalk. Türkçe devreye geçiyor. Dershaneye git, dershaneden çık, kütüphaneye git. 9.30'da gel, 10'da yat şeklinde. Yani tamamen bu şekildeydi. Hani arada tabii az orada çok sosyal etkinliklerimiz oluyordu. Aynen. Serüvene bak ya. 6. soru. Sınav stresini azaltmaya yardımcı olan etkenlerin nelerdi? Yani bir kere şu var. Mutsuz bir ortamda bulunmamak bence çok önemli. Yani huzurlu bir ortamda bulunmak çok önemli. O yüzden. Kafanızı bulandıracak bir yerde olmamız gerekiyor. Ben hani Samsun'daki evimde Ceyhan'dan, yurttan böyle başka böyle saçma sapan yok arkadaşımın dedesinin evinden falan tabii ki daha mutluydum. O yüzden hani her zaman sınav seneniz bile olsa olmak mutlu bir evde yaşadığınız için bu çok önemli bir şey. Bu hani biraz kimsin biraz ağır bir şey. İkincisi yani herkesin bir hobisi var sonuçta. Yani onları yapmak gerekiyor haftanın bir akşamını ben mesela düzenli halı saha çok önemli. Düzenli halı saha. Ama akşamları yani klarnetle komşuları. Komşuların konser. Tabii senin takipçilerin çok kız herhalde. Yani ben böyle bir girişim bu ya. Anladım. Kusura bakma. Daha ikinci dakikadan 27 kadar. Şaka yapıyorum. Ama Orhan gözüküyor. Orhan %99 kız gözüküyor. Halı saha. Bizi bir erkekten saymıyor. Halı saha yapmayanlar için de yani herkesin bir resim olur, gitar olur, klarnet olur. Her zaman önemli yani bunlar. Ben tamamen derse odaklanmanın, dersin yani bu sınavın her şeyin sonu olduğuna inandığınız zaman yani bu sınavdan başka çaren olmadığına inandığın zaman yani inanılmaz bir hype geliyor. Hayır evet. Olmuyor. Öyle olmuyor. Hayır. Bence gelmiyor. Bence öyle olmuyor. Bence bak ben olmuyor. Mesela ben öyle birazcık her şeyden soyutlayıp kendime sadece her şey bu sınavmış gibi çalışmış olabilirim. Aynen. Ama kötü ya. Yok abi. Ben olmaya da bilirdi. Kazansan bile insan da hani bir yılını boşa sarf etmiş bir insan olarak çıkıyorsun. Yani tabii bu yani psikolojiyi düzeltmek çok zor. Bak, güzel bir hayat yaşıyordum sınav çalışırken. Çünkü dediğim gibi mutlu bir evdeydim. Yani onun haricinde yine etkinliklerim oluyordu işte. Hani dershaneden iyi arkadaşlarım vardı, hocalarımla vesaire. Etrafımdaki iletişim iyiydi insanlarla. Şimdi sen sadece sınava çalışan böyle kafayı öne eğip kütüphaneye yallah koşan yallah. Bak o kadar değil ama ben öyle adam akıllı oturdum çalıştım. Yani tek çarenin bu olduğuna inanırsan
olmuyor yani bir şekilde. Çok kapanaksın işte, senin için seni geriye çekiyor. Telaşa kapılıyorsun abi. Evet. Yani ben mesela dayıma güveniyordum. Dayım dedi ki ya hiçbir şey olmazsa sana bir emlakçı açarım. Anladın mı? Benim orada dümdüz ay var. B planım vardı en azından. Gelenleri klarlaşıyor. O yüzden şeydim yani, sakin kalmak çok önemli. Tabii biraz zor ya. Hadi sakin evet. Kalın demekle de sakin kalın. Evet, çünkü bazı insanların da sınav açıkçası son şansı falan gibi oluyor. Yani nasıl desem? Çünkü bazı insanlar çok fazla baskı gördükleri için. Özellikle mezunları sen bilmezsin. Yaşayan bilir bunu. Hayır bu arada. Sen tamam, o mezun senaryosunu kafamda özellikle, çok kurduğum için ben de mezun, biliyorum. Özellikle mezun sen, senen yani son şansın zaten. Zor ki. Sen 2004 evet. Mezunluk zaten son şansın oluyor ya. Yani. İşte o psikolojiyle çalışan çok insan var. O biraz zor ondan. Bırak mı tabii? Hani bir efkarlandım ben. Çok kötü oldum işte, ağlayacağım. Bir bak mesela o sınavın stresi sadece son iki döneme ait de değil. Böyle lisenin başından beri neredeyse var. Mesela ben şu an şu döneme geldiğimde o dönemde yapabileceğim bir sürü şey bunun sadece düşüncesi yüzünden bile ertelediğimi fark ettim. İngilizce olur, bir şey olur falan. Hani gerçekten çok hayatım odağını aldığın zaman başka şeylere çok geliyor. Öyle bir de mesela sınavlarında biraz psikoloji bence inişli çıkışlı olabiliyor. Benim mesela öyleydi ve bu hala kaldı bende yani. Benim hala ani mental breakdownlarım oluyor. Aynen. Ve yersiz böyle. Hiç alakasız böyle bir yani anda. Yani metroda buluyorsun. Aynen. Sen abi metroda efkarlanmayan. Gerçekten. Metro çok iyi bir yer. Evet bu inanılmaz konfor değil mi? Kanka bir de ben mesela havai metro modu izliyorum, tamam mı? Bir de mesela sağdaki adama böyle uyuyorsun, adam şey yapmıyor yani. Şey herkesin yani. Güne çok... Kanka metoda havai metro modu izliyorum mesela, tamam mı? 15, 2 dakika olmuş kanka. 2 dakika gülmüşüm böyle çok falan. Sonra bir anda ağlamaya başlıyorum. Ben çok kötü bir sahne ama kimse takmıyor. Kimse umurunda değil. Çok güzel. Herhalde tam karşında çok yakışıklı bir çocuk oturmuşsa o mükemmel bir yol. Karşı karşıya koymayın şu koltuklar. Reklam izle var ya bak, Modyo TV mi ne? Evet, ben onu izleyerek geliyorum. Ezberleyelim çünkü şimdi... Ben de duraklar da ezberde bu. Yere baksan, evet, havaya bakıyorsun. Yere bakınca birinin bir ayaklarını izliyor gibi oluyor. Bir de şimdi şey zaten... Yukarıya bakınca da çok o kişi izliyor gibi olmamak için ben bakacak delik arıyorum. Evet, ben şey, boş koltuk o reklamları bu yüzden yapmış olabilirler bu arada. Çünkü öyle bakmak zorundasın. Hayır, karşı karşıyayı o yüzden yani reklam baksın. Hayır, gözünüzü mü kapatsanız acaba? Böyle mi? Yani hani bu kadar zorlamasanız. Ya şunu giyeceğim. Yani, yedinci sorumuz. Sınav dönemi, ailenle ilişki nasıl? Ailenden sen ne düşünüyorlardı? Ben ailemle uzak çalıştım zaten, dedim ya Samsun'a geldim. 12. Ailem... sınıfı da anlıyorsun. 12. sınıfta da yani şey oluyordu hani... 12. sınıfta evde çalışamadım, babam zaten farkındaydı. Annem babam da farkındaydı evde çalışamadım. Ama şöyle bir sıkıntı vardı. Arkadaşlarınla eve çıkıyorsun. Sınav senende hani vallahi hani babam iyi Allah'tan güvenmiş de yollamış yani. Tabii bir şeye yaramadı ama hani babam onun kapı gibi oğlu var yani. O babam bana güveniyordu Allah'tan. Sen tek çocukmuşsun. Yok, çocukmuş kendisi. Kim var başka? İki tane kardeşim var. Kendine ortanca göre. Kız. Oranla kendine. Cinsiyet, yaş falan. Kız. Ortadaki 7. sınıf. O küçük oğlan da 2. sınıf. Oğlan. Kendi oğlunmuş gibi hissediyor musun bari? Yok ya. Böyle o kadar yaş farkı olsa hissedebilirsin. Ama uzun süre görüşemediniz biraz. Aynen bayağı. Bir de karantina falan. Onlar çok uzak büyüdük ya. Neyse oğlum, alevi meseleleri ne biliyorsun? Bir dakika arkadaş. Aileyle iletişim 12. sınıfta hani baba böyle böyle hiç kimse ders alamıyor. Bak babama anlattıklarına bak. Hiç kim baba hiç kimse ders almıyor. Dershaneler kapalı. Müthiş bir fırsat geçti elime. Arkadaşlarım özel ders bulmuş. Ama burada yalan yok yani. Özel ders bulmuş. Ev hazır. Gideyim kalayım. Hani arkadaşım babası da sağ olsun bize şeydi zaten. Eğitim koçu moçu falan bir şeylerdi. O da babamı ikna ediyordu. Yani adamı zaten hipnoz, hipnoterapist falan var adamda. Babam hipnoz ediyordu. Babamdan izni alıyorduk abi. O şekilde çok iyi. Babamdan izni, babamın arkadaşı alıyor. Derin derin düşünürken Yavuz valiz topluyor falan. Ondan sonra öyle ilk şeyim öyle oldu. Sonra babam hani babamın her zaman kafasında soru işareti vardı yani. Hani dediğim gibi arkadaşınla kalıyorsun ve sınav senen. Sonra dershane yine yurttayken birazcık şey değildi ama genelde hani benim zaten şeyle nasıl gittiğiyle babam ilgileniyordu daha çok. Babam soruyordu. Hani annem o kadar annem hani şeydi. Yani, annem şey abi kabul.
Ne o son? Kabulüm. Anneler başta ya. Anneler gerçekten. Ondan sonra... Benim annem de öyle. Ya annem de pek sınav hakkında iletişimimiz yok. Senin annen baya tatlı. Babam şey yapıyor. Sadece 2 saniye falan gördüm ama aşık olmuyor. Kanka videoda gerçekten herkes bunu yazıyor. Benden çok herkes annemi konuşuyor. Neden böyle mesajlar falan da hep annem içerikli yani. Çünkü olsun. Dur oğlum ya, konuyu da attın. Mezun sesindeki iletişim de... Tamam sensin. Ben sen en çok sen çok. İdol değil. İdol. Soruyu yarım bıraktınız ya. Tamam devam edelim. Mezun senesinde aynı şekilde babam arıyordu, çalışıyor mu? Çalışıyorum baba, hadi lan oradan. Şeklinde hani hani gezmiyorsun değil mi? Kütüphanedeyim baba. Allah Allah. Hadi ya falan filan şeklindeydi. Ama Allah'tan boşa çıkmadı yani babam. 8. sorumuz. Kıvamı dağıtmak için neler yaptın? Halı saha. Aynen doğru, bunu yani da geçtim. Her hafta bir halı sahamız oluyordu. Onun dışında yani dershane yaptığı etkinlikler falan elimden geldiğince gitmeye çalışıyordum. Çünkü hani o şey, şimdi sen dershaneye beraber gittiğin zaman şey oluyor, anladın mı? Legal oluyor yani sen. Ama tek başına gittiğin zaman sıkıntı oluyor. Bir de Samsun'a benim bütün akrabalar orada. Hani kafamı dağıtmak istediğim zaman bir kuzenimin yanına, bir ne bileyim teyzemin, onun bunun yanına gidiyorum. Onun haricinde zaten şöyleydi, ben kafam gün içinde sürekli dağılıyordu zaten. Ben niye? Çünkü sürekli arkadaşlarımla vakit geçiriyordum. Hani dershanedeki sınıfta 4 arkadaş dersi dinliyorduk. Sonra beraber kütüphaneye gidiyorduk. Kütüphanede hani 20 dakikalık, 15 dakikalık yolu yarım saatte yürüye oraya selam, buraya şey muhabbet. Yarım saatte yürüyorduk. Hani ne güzel zamanlar. 15 dakika aynen. Ya, ben o çok büyük şans ya. O çok büyük şans zaten abi. Kafanı dağıtmamı benim ahiriyetten çıkıp ya bugün çok ders çalıştım, kafamı dağıtmam lazım gibi bir ihtiyaç doğmuyordu. Çünkü arkadaşlarımla beraber çalışıyorduk. Evet. O yüzden iyi ama yine de tabii. Şey oluyordu ya. Yani arada böyle pikniktir, odur budur. Onunla şeyleri, dershane yaptı, her şeyi biliyordu. 9. sorumuz. Hiç çalışmak istemediğin dönemlerde ne yaptın? Hiç çalışmak istemediğim dönemlerde... Çalışmak istemediğim günler oluyordu mesela. Ha işte mesela kalktın o gün ağzını tutuyor, anladın mı? Orada mesela gitmediğim günler oluyordu bazen ve şey oluyordu ya mesela. Ne yapıyordun orada? 23 Nisan. Çalışmıyordum abi. Abi ne yapayım? Çocuğum bana. Çocuk yani ne bileyim hani. Abi bir ay çalışmışsın, güzel de bir denemen gelmiş, tamam mı? Bir yapmışsın dershanede, ilk 5'e girmişsin. 2 gün çalışmışsın. Baba bir gün yatıyordum yani ama yani yarınım yokmuş gibi yatıyordum. Yaradana sığınarak yatıyordum bir gün. O da bence şey, yararlı bir şey yani. Yani şöyle düşünüyorum. Yani kaşamak değil de biraz zihin tazeliyor. Resetlenme. Benim de bazen aynen oluyordu. Bir gün full yani, dizi izliyordu. Tamam. Aynen hani psikolojini topluyor. Ertesi gün sanki şey gibi gidiyorsun dershaneye. Hani aç gidiyorsun, anladın mı? Bir gün hiçbir şey yapmamışsın. Ertesi gün dershaneye çok... Öğrenmeye aynen, aç. Aynen. Eğitime aç gidiyorsun. Yani, zaten o şeydeysen, o kafadaysan evet, o şekilde yapıyorum. Bir de şey vardı bizde mesela, şöyle söyleyeyim. Çalışmak istemiyorsun mesela, kütüphaneye gidiyor arkadaşlarla. Gelmeyen o sattın gibi şeyler oluyordu. 10. sorumuz. Sınav dönemi yaptığın en büyük hata sınav döneminde. Her ikisinde de ayrı ayrı söyle. 12'de çalışmamak zaten de. Ben biliyorum yani, cevabını ya, söyleyebilirsin mi burada? 12'de, oğlum 12'de. 12'de aşık olmaktı. Evet. Ama şöyle, aşık olmanın çok etkisi yoktu ya. Çok öyle dersimde aldık olan bir durum yoktu. Yani benim zaten hayatım şeydi o an. Düzensizdi böyle yani. O yüzden hani aşık olman çok öyle vakit kaybettirmedi. Çok ciddi bir konuyu YKS'de konuşmak beni şu an aynen. Ya yok ama şey tabii, tabii de. Bana çok öyle Allah'tan dokunmadı yani. Ama şey var mesela, mezunda şimdi her şeyde dört dörtlük yapmadım ama aklıma da bir şey gelmiyor yani. Ha. Tamam kardeşim. Şey olabilir belki burada, yani... Çok, ya, hata biraz... yapmamışsın gibi az çok. Hani, bak çok ben birazcık gevşek çalıştım. Hani her zaman kafam rahat. Aman! Çünkü şeyden korkuyordum ben, telaş yapmaktan. Çünkü insanlara bakıyorum ya, millet öyle bir triplerdi ki. Yani gelip... Ders 9'da ders başlıyor, 8.50'de gelmişsin, 10 dakikada test çözen dersin, öğle arasında yemek yiyip gelip test çözen falan. Öyle bir olmaktan korkuyordum ben açıkçası. Yararlı olduğunu da düşünmüyordum o 10 dakikadaki testin ama yani, şeydi ben yani. Ben değil ama ben teneffüsleri mesela çözüyorum. Ben biraz ben, senin anlattığın insanım galiba. Ben teneffüste bir inip hava almam lazımdı. O, yani birazcık bu gevşek olabilir çünkü birazcık sıkı tutmak da önemli. Belki bu olabilir, belki de
erken yap, çok uyumak olabilir. Çok uyumak. 8-8.5 saat uyudum. 10.30. Yani, 8-8.30'un neresi çok az. 11'i görmüyordum hiç. Hani 11'i görmüyordum. 6.20'de, 6.20, 6.15'te falan kalkıyordum. Ve hani 10.30-11 arası yatıyordum. Neredeyse, nereye baksan 8 saat var. Bu arada ben bugünlerde bu hafta dinlendiğimde 12-13 saatleri zorluyorum bu arada. Hayır, ya sınav dönemi. Ama sınav dönemi mesela uyuyamadım. Ben mesela şu anda 6-7 saat uyuyorum günde. Şey olmuyor. Yarı yarıya. Hiç yetmiyordu bana. Ama şu Beşiktaş'ta olmuyor eskiden. Hmm. Evet, merhaba. Adın ne? Niye tanıyormuş gibi cevap verdin? Ben tanıyor muydum? Tanıyor oğlum, Beşiktaş'ta oynuyor eskiden. Ve seni tanıyor mu? Hayır. Ünlü adam, ünlü cevap değil. Oğlum Beşiktaş'ta oynuyor eskiden ya. Evet ben biliyorum, biliyorum kanka. Neydi adı ya? Anladım yani. Bunun adı ne? Ben de sandık ya mevzuluyorum. Kanka kamerayla zoomlasak mı? Kamerayla zoomlayıp bulalım arkadaşım. Oğlum niye ünlü gördüm onu? Hakikaten yavrumdaki videomda şey olacak, arkadan ünlü biri geçti. Ve gözüktü bayağı. Son bonus sorumuz geliyor. Yavuz. Esterken diye her şeyi içine çekiyorsun sınıftaki. İkinci sorum. Esnerken bir kere yanlışlıkla Yiğitepe'yi içine çektin. Ayıp ayıp. Videonun konuna yaptığınız şakaya, muameleye bakın. Evet arkadaşlar, bonus sorumuz buydu. Cevabın hiç güzel cevabı. Yiğitepe böyle bir an yaşadınız. Cevabı 10 bin like'da veriyoruz. Yiğitepe'yi çekmiş olabilirmiş bu esnafı. Çok kötüyüm. Evet, videomuz bu kadardı. Bonus sorumuz bence en güzel sorumuzdu. Bir video var, onu buraya koyacağım ve kız nefes alırken böyle video almışlar, tamam mı? Üstte nefes alıp alttan da bacakları. Neyse kapatalım. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yavuz'a da konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Eda'ya da teşekkür ediyorum ekstra olarak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.